Merhaba arkadaşlar, bugün akıcı konuşmanın püf noktalarından bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Akıcı konuşmak istiyorsak bazı dikkat etmemiz gereken noktalar var. Bunlardan ilki aslında hani hep aynı şeye dönüyoruz. E, kişinin kendiyle iletişimine dönüyoruz. Bizim öncelikle eğer ki akıcı bir konuşma gerçekleştireceksek kendimizi tanımamız gerekiyor. isteklerimizi, yetkinliklerimizin farkında olmamız gerekiyor. Bu da zaten beraberinde kendimize güveni getirecektir. E, güvenle kendini tanımayı bir olarak alabiliriz. Onun dışında peki ne yapmamız gerekiyor? Bir konuyu anlatacaksam ben ya da e, işte bir e, kafedeyiz arkadaşlarımızla oturuyoruz bir anımı anlatacağım. E, bunu paylaşmak istiyorum ya da dertleşiyorum. O anıyı anlatırken ya da ders anlatıyorsun. E, senin tutkunu karşı tarafın görebilmesi çok önemli. O tutkudan vazgeçmemek gerekiyor. Yani tutkulu olmamız gerekiyor. Yine aslında bir sonraki videoda şeyden bahsedeceğiz topluluk önünde konuşmadan. Akıcı konuşmada da yine bu çok önemli. Uzun konuşma ve hızlanmama durumu. Daha sakin bir şekilde hızlanmadan konuşabilmek yine sizi dinleyen kitleyi çektiğini göreceksiniz. Dinleyenleri tanıyabilmek, onları dışlamamak da çok önemli bir aşama. Onu da unutmamamız gerekiyor. Ve biz hani akıcı konuşmak istiyorsak anlaşılabilen olmamız gerekiyor ve ses tonumuzu da güzel bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Burada tabii ki vurgu tonlama da devreye giriyor hani e, sürekli aynı ses tonuyla değil ama alçalan yükselen e, ses tonları da e, dinleyiciyi size daha çok bağladığını göreceksiniz. Evet kafede oturuyoruz demiştik Baran kız arkadaşı e, ve arkadaşları oturuyor. Baran'ın da e, çok güzel bir konusu var ve bunu anlatacak yani paylaşmak istiyor. Ama bir tane arkadaşı yaklaşık bir 5 dakikadır telefonuna dokunamadığı için geldi illa dokunmak istiyor yani o telefonu dokunmak istiyor. Ne yapsın çocuk şimdi? Yani çıkardı telefonu. Telefonuyla oynuyor ve Baran'ın dikkatini dağıttı. Anlatacaktı konuyu. Evet burada ne yapmamız gerekiyor? Dağılmamamız gerekiyor. Ve şu aslında şu çok önemli bir nokta. Gülümsemeyi yani bulaşıcı bir eylemden bahsediyorum şu an. Gülümsemeyi e, bırakmamamız gerekiyor. Yani gülümseyin. Konuyu anlatırken, akıcı konuşurken gülümseyin çünkü gülümsemek bulaşıcı bir eylemdir ve karşı tarafın, anla... yani sonuçta sevdiğin bir şeyi anlatıyorsun, uzmana olduğun bir şeyi anlatıyorsun. Yani anlatacaksan ya da e, başından geçen bir şeyi anlatıyorsun. O yüzden onu gülümseyerek anlatabilmek, o enerjiyi verebilmek de yine akıcı konuşmanın püf noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Ve en önemli noktalardan birini aslında şu an söyleyeceğim. Kendimize aslında en baştaki noktaya giriyoruz. Kendini tanıyorsun sen. Ne yaptığını biliyorsun. Hatalarını da biliyorsun. Yetkinliklerini de biliyorsun. Yapabildiklerini ya da yapamadıklarını da biliyorsun. Kendinizi hatalarınızla sevin. Konuşma yaparken hata mı yapıyorsun? Devam etmen gerekiyor. Boşver. O hatalarla kendini sevdiğin zaman özgüveninin geldiğini göreceksin ve beraberinde de olumlu düşünmeyi getirdiğini göreceksin. Akıcı konuşmanın püf noktalarını bu şekilde özetleyebiliriz. Ben Umut Erdem, benden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.